Ahmet Başkan'la görüşüyoruz. Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık. Ama Ahmet Başkan çok daha istekli ve çok arzuluydu Vizca noktasında. Dolayısıyla onunla görüşmeleri yaklaşık 2 aydır sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ben öncelikle Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum. Çok seviyeli, güzel bir süreç yaşadık. Tabii ki Başakşehir Futbol Kulübü bir şirket. Ben de buranın sürdürülebilir kılmam için her zaman Başakşehir Futbol Kulübü'nün tabii menfaatleri öne koymakla birlikte tabii bu transferin gerçekleşmesinde de oldukça fazla etken vardı. Bu bir gerçek. Öncelikle benim başkan yardımcım Ömer Ayvacı olmak üzere Abdullah Avcı, bu kulübün uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız teknik direktörümüz, Edin Vizca'nın öğretmeni, hocası. Dolayısıyla bunlar da Trabzon'a gidiş yolunda pozitif Trabzon lehine etkenlerdi. Vizca'ya da sorduğumuzda o da kendisinin bu yönde bana yardımcı olursanız sevinirim dedi başkanım. Ben de bu konuda Vizca ile ilgili nihai kararı bugün vermiş olduk. Tabii Vizca sadece bu sene istenmedi. Gerek yurt dışından gerek yurt içinden hepinizin malumu yaklaşık 6-7 senedir sürekli ligin her zaman asist krallığı, gol krallığı ve istikrarı noktasında her zaman önde olmuş bir futbolcu. Buraya çok şeyler verdi. Bizim bu kulübün adeta bir sembolü, sembollerinden biri ve ona bu kulübe verdiği, yaşattığı, yaptığı bütün emekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten Başakşehir'de 11 yıl bu formayı onurla taşıdı. Şimdi inanıyorum ki gideceği camiaya da çok büyük katkılar sağlayacaktır. Kat kat daha büyük başarılar nasip edecektir. Biz onunla şampiyonluklar, kupa finalleri, Avrupa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da ilk 16 bunların hepsini yaşadık. Bunların da en önemli başarıda unsuru birisi Edin Vizca'ydı. Bu bir gerçek. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Vizca'nın da Allah yolunu açık etsin. Gittiği yerde de camiasında çok büyük başarılara imza atar inşallah. Hayırlı olsun Vizca. Teşekkür ederim. Tabii bu transferle alakalı olarak çok şey yazıldı, çizildi. Ama bugün şu saat itibariyle neticelendirmiş bulunmaktayız. Ben özellikle bu transferde bize her türlü kolaylığı sağlayan değerli başkanımız Göksel Gümüş Dağ Beyefendi'ye huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Yani çok açık ve net olarak ifade edeyim. Bu 3,5 yıllık süreç içerisinde en zorlandığım, en uzun süren transferlerden birisiydi. Ama çok mücadele ettiniz, çok arzu ettiniz. Tabii ki kulübün en değerli oyuncusu. Hepinizin de yakından tanıdığı. Hocamızın da çok istediği. Camiamızın da uzun süredir beklediği bir transferdi. Bizim de Trabzonspor olarak yani ekonomik yapımız belli. Namütenayi şartları olan, ekonomik anlamda namütenayi şartları olan bir kulüp değiliz biz. Her ne kadar da başkanım ifade etti kendisi buranın bir şirket olduğunu. Biz de burada 10 milyon Trabzonspor taraftarının öylesine büyük bir camianın ekonomik haklarını, daha doğrusu finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Kulüple beraber gelebileceğimiz en son noktaya geldik. El sıkıştık. Vizca'yla da çok iyi şartlarda anlaştığımızı tahmin ediyorum. Bilmiyorum öyle tabii, mi? Tabii başkan. Seni de tatmin etti mi verdiğimiz? Çok hayırlı teşekkür olsun. Ediyorum. Doğru. 11 sene emek verdi Başakşehir Kulübü'ne. Başakşehir Kulübü'nü de biz yetiştirici kulüp olarak görüyoruz. Dolayısıyla oyuncumuza, artık oyuncumuz tabii olarak hitap ediyorum kendisine. Tabii. Oyuncumuza vermiş oldukları emekten, gelişiminde sağlamış oldukları katkıdan dolayı da Başakşehir eyvallah Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli bir transferdi. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Zaten Türk futbol kamuoyunda çok yakından tanıdığı bir oyuncu. Hep şunu söylüyorum. Biz yani yarının hesabını yapmıyoruz.
hep uzun vadeli düşünüyoruz. Ne bugünün ne yarının. Yarından sonraki günün. Çünkü Trabzon camiası hepinizin de bildiği gibi ilginç bir camiadır. Her zaman başarıyı ister. Başarıyı da bugün değil, dün ister. Şampiyonluk ister, onu da dün ister. Sportif, ekonomik ve idari anlamda planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde biz bu noktaya geldik bugün itibariyle. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek de önümüzdeki 2-3 senenin planını ve programını yapıyoruz. İşte solunda görmüş olduğunuz kardeşimiz de bize o anlamda katkıda bulunacak. İnşallah. Türk futbolunun da çok önemli bir değeri. Ben kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk başkanım. Bugün de geldik. Çok heyecanlıyım bugün. Sayın başkana biliyorsunuz benim baba gibi öncelikle ona çok çok teşekkür ediyorum. Bana izin verdi, bana müsait etti. Neden? Çünkü uzun zamanı konuştuk, oturduk. Benim çok teklifler geldi ama yıllardan o kadar isteyen bir klub, isteyen bir camia hiç olmadı. 4 sene de önce de belki de bunu başladı ve bugün de gerçekleşti. O yüzden bana başkan izin verdi. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Başkan'a bu transfer sonunda gerçekleşti. Onu da çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün de heyecanlıyım ama diğer tarafta çok mutluyum, çok motive Trabzon'a gideceğim. Çok istekli gideceğim. Zaten beni tanıyorsunuz. Her zaman, her maçta, her sezonda yeni bir hedef koyuyorum kendine, takım içinde. Şimdi taraftarla beraber, büyük bir camia beraber tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum. Şampiyonlar liginde oynamak istiyorum. Orası hoca benim öğretmen zaten. Herkesin biliyorsun. Tekrar diyorum, çok istekli, çok motive orada gideceğim.